Bizden kimse gelmemiş hala. Gelmezler tabii Betül, erken geldik. Senin bu heyecanını da ben zaten anlamış değilim. Neden acaba? Ay Şahide, Allah aşkına yine ne ima etmeye çalışıyorsun yani? Tabii ki heyecanlanacağım. Biz burada şirketimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Neyse Betül, gözüm üzerinde, haberin olsun. Bu baban var ya, bu baban, bu iyice abarttı. Hani nefes aldırmıyor. Vallahi anacık, çok korkuyorum ben de. Hop, bekle sen biraz şimdi. Hayatım, bekletme garsonu. Hadi alacaksan al, almayacaksan hadi lütfen. Ben herhalde misafirlerimiz tatmadan önce bir kontrol ediyorum yani herhal. Hayatım, biz ev sahibiyiz ama. Biz en son yiyelim ama misafirler yesin ama lütfen. O zaman kardeşim sen bunu bana ver. Ben seni bir daha böyle gel git gel git yormuyorum. Koyun bunu, yiyin burada. Teşekkür ederim. Ama herkes yaşlanmış. Sen değil mi? Çok da yavaş konuş Allah aşkına. Anneciğim nasılsınız? İyiyim kızım, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Yıldızcığım nasılsın? Çok iyiyim Betül. Fikret abiciğim. Çok teşekkürler Betül. Ay Onur'la Lale nerede kaldılar acaba? Zaten belki Lale gelemez yani. Niye gelemesin kızım? Anneciğim ufacık bebeği var yani, nasıl gelsin? Anneciğim, ben Onur'la konuştum, Lale'yi alıp geliyor. Az sonra burada olurlar. Çok iyi. Ne güzel. Görüşürüz. Görüşürüz. Konuşalım. Betül'ün kostümünü gördün mü? Allah aşkına bir babaanne ağırlığı var mı sence? Haklısın ama sırası değil. Sonra sonra ağırlığı Yıldız. Yok mu ya? Yok mu ya? Onur'la Lale daha sonra burada olacaklarmış. Bu ne demek oluyor şimdi? Ay bilmiyorum yavrum, birazdan öğreniriz. Onur Bey merhaba. Merhaba Adnan Bey, tanıştırayım, eşim Lale. Merhabalar Lale Hanım. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Özellikle sizi tebrik etmem gerekiyor. Teşekkürler. Rica ederim. Aslında eşim arkamda değil, her zaman yanımdadır. Ne diyeyim o zaman? Size mutluluklar diliyorum. İzninizle. Gel lütfen. Hoş bulduk babaanneciğim. Nasılsın? İyiyim oğlum. İyiyim de. Ahmet'imden sonra ilk defa böyle bir davete katılıyorum işte. Seni çok iyi anlıyorum babaanneciğim. Ben de onu çok özledim. Ben de çok özledim. Ya ben? Laleciğim, ne kadar hoş görünüyorsun. Çok şıksın. Çok teşekkür ederim. Emirciğim nasıl? Çok iyi. Maşallah. Yavrum sen zarfı verdiğine emin misin? Bizzat elimle teslim ettim dedim ya anacık. Yalan mı söyleyeceğiz artık? O zaman ya zarfı açmadı ki bu çok küçücük bir ihtimal, ya da onu ikna ettiler. Ha, rahmetli babamın arkadaşı Hilmi Bey var arkada. Gel tanıştırayım seni Onur, gel. İzninizle. Köylerimizle ilgileneyim biraz, olur mu? Peki anneciğim tabii. Laleciğim, Onur'la konuşabildin mi acaba? Yok, konuşmadım. Ya açıkçası Onur bana konuyu hiç açmadı.
gerek. Ama merak etmeyin, ben ne konuşmam gerektiğini biliyorum. Sana çok teşekkür ederim. Lale. Vallahi maşallah ya, ne kadar güzel olmuşsun ha. Tam bir çıtır annesin yani. Ya Filiz çok sağ ol. Sen de çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Bu bebek büyütme işi nasıl gidiyor? Vallahi çok güzel, çok eğlenceli. Gerçekten mi? Ben de artık diyorum Allah bir an önce çıksınlar da doğurayım yani diyorum. Zaten bir şey kalmadı ki, çok az kaldı. Evet vallahi az da kaldı yani. Tatlım benim, özledim vallahi. Da hizmet etti yani, babamdan sonra da biz devam. Lale yanında yok. Demek plan işe yaradı. İyi akşamlar. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl olur? Sağ ol, sen? İyiyim ben de. Çok şık görünüyorsun. Teşekkür ederim. Her şey çok şık görünüyor. Yani işte bize yakışır bir organizasyon yapmaya çalıştık. Çırpıntıya bak ya. Allah Allah yani. Giyinmiş de süslenmiş de gelmiş sanki kendi balosu. Ay Lale, bir şey soracağım. Sen acaba burada ne yapıyorsun yani? Gitsene sen kocanın yanına. Gideyim mi? Yine sorman hata. Gel aşkım. İyi akşamlar. Ben içecek bir şeyler alacaktım da sen de ister misin diye bir uğrayayım dedim yanına. Tamam, ben de içerim. Benim de şurada bir arkadaşım var. Ben de onun yanına geçeyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. O zaman izninizle iyi eğlenceler. Sen beni kıskandın mı? Ah, nereden çıktı? Ne alakası var? Ellerinle oynamandan. Onunla alakası yok. Sonuçta Emir'den uzağım ne zamandır. Aklım onda. Ayrı kalmanın ne demek olduğunu ben çok iyi bilirim. Birazdan kalkarız, merak etme. Vallahi sana bakınca bir eğleniyorum, bir eğleniyorum yani. Eziklen eziklen doyamadın be eziklenmeye. Bir şey diyeceğim, sen acaba mazoist misin? Filizciğim, mazoşist demeye çalışıyorsun galiba. Hayır, cahil deyince kızıyorsun ama senin ilkokuldan beri belliydi cahil olacağın. Hayır, o kitapları yastık ya da sofra bezi olarak kullanacağını içine açıp baksaydın bu kelimelerin gerçekte nasıl söylendiğini öğrenirdin zaten Filizciğim. Ama sen öğrendin de ne oldu acaba yani? Azıcık şu beynini geliştireceğini, şu kalbini birazcık geliştirseydin belki seni de bir seven bulunurdu. Bana... Wow. Kamyon arkası yazısı gibi oldu. Ben bunu bir yere bir not alayım yani. Evet, tam senin sözlerin zaten bunlar. Bana bak Filiz, benim daha fazla canımı sıkma. Zaten canım burnumda. Bütün acımı senden çıkarırım. Yaralı Ceylan. Seni acılarına baş başa bırakıyorum. Ay. Hadi yürü. Serhanoğlu Holding, kuruluş yıl dönümü mutluluğunu bizimle paylaştığınız için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. Belki biraz duygusal bir girizgi alacak ama böyle bir gecede bu konuya girmesem içimde büyük bir parça eksik kalacaktı. Bu sene hepimiz için zor bir sene oldu. Sarıhanoğlu Holding kurucusu rahmetli dedem Ahmet Sarıhan'ı kaybettik. Onun yokluğunu hepimiz hissettik. Hala da hissediyoruz. Aramızda olmasa da onun fikirlerini, değerlerini yaşatmaya, açtığı yolda izinden yürümeye devam ediyoruz. Bugüne kadarki emekleriniz için size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözü daha fazla uzatmadan, bana her koşulda destek olan ve yanımda olan
sevgili babaannem İsmet Sarıana. Bir tanecik annem Yıldız Sarıana. Ve canım babam Fikret Sarıana, sizlerin huzurunuza teşekkür ediyorum. Ayrıca bana her zaman inanan, her zaman güvenen, destek olan, belki de holdingimizin son 6 aydaki başarısının en büyük mimarı, sevgili eşim Lale Saran, sizlerin huzurunuzda Lale'ye teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Tabii ki eşime çok ayrı bir teşekkür daha söylemek istiyorum. Bana canımdan, kanımdan bir armağan verdi. Bir tanecik evladım Emir Sarıhan'a. Bir kez daha sizin huzurunuzda ona teşekkür ediyorum. Ben de dedemden öğrendiğim her şeyi Emir'e aktaracağım. Ve bundan sonraki süreçte de daha güçlü, daha sağlam adımlarla geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. Bugüne kadarki destekleriniz ve bundan sonra yapacağınız hizmetleriniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizinle hep birlikte çalışmak ve birlikte yürümek arzusuyla size en güzel dileklerimi sunuyorum ve saygıyla selamlıyorum. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.